Merhabalar, bugün sizlerle tüp torakostomi, yani göğüs tüpü nasıl takılır onu konuşacağız. Her şeyden evvel şunu söylemeliyim ki bu kullandığım program çok güzel bir program. Fakat şöyle bir şey olmuş, dikkatimi çektim. Mesela ben bazı çizgileri çizdiğim zaman, burası üst sınır olarak, ben tüm kara tahtayı kullandığım için üst satırlar bazı videolarda çıkmamış. Bunun sebebi nedir bilemiyorum. Fakat ben bundan sonra daha aşağıda yazmaya çalışacağım. Bir de kalın yazmaya çalışıyorum. Ondan dolayı belki bir takım sıkıntılar olabilir. Kusura bakmayın. Onun için sizlerden özür diliyorum. Şimdi birincisi şu, göğüs tüpü aslında bu kötü sıvıların vücuttan çıkartılması, biliyorsunuz Hipokrat amcamızın en büyük söylediği şeylerden bir tanesi de normalde hastalıklar vücuttaki sıvıların, kötü sıvıların birikmesi iyi sıvılara karşı dengeyi bozmasından kaynaklanır. Dolayısıyla bu kötü sıvıların drene edilmesi fikri Hipokrat'tan beri ortaya çıkmıştır. Ve gerek pnömotoraks değil, fakat daha çok plevral efüzyonlara bağlı bir takım tedaviler önermişlerdir. Ve bunun sonucunda da ilk drenajı gene Hipokrat'ın yaptığı bilinmektedir. Günümüzde bu tür olan, daha doğrusu modern tüp yerleştirilmesi 1922 yılında gündeme gelmiştir. 1968 yılında da Heimlich valvi gündeme gelmiştir. Böylelikle aşağı yukarı bütün göğüs tüpünün modern gelişimi tamamlanmıştır. Daha sonra özellikle ekipman açısından bir takım değişiklikler olmuştur. Biz klasik tüp takılmasından bahsedeceğiz. Fakat günümüzde trokar, plöroken gibi çok değişik sayıda ekipman var ve bu ekipmanlar günümüzde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Herhangi bir şekilde tüp takıldığı zaman aklımıza 3 tane indikasyon gelecek. Tabii söyledik, pnömotoraks, 2 efüzyon, plevral efüzyon ve çok önemlisi göğüs cerrahisi ve kalp cerrahisi sonrasında kullanılan sistemler. Bu sistemlerden de özellikle sualtı drenaj sisteminde sizlere bahsedeceğim. Herhangi bir şekilde bir kişiye tüp torakostomi yapılmadan önce, göğüs tüpü takılmadan önce klasik olarak mini cerrahi girişim dahi olsa, ne olursa olsun gözden geçirmemiz önemli şeyler var. Bunlardan bir tanesi koagülopatisi var mı yok mu? Bu temel prensipler. İkincisi, kontraindikasyon olarak kabul edeceğimiz şeylerden bir tanesi pulmoner bülü var mı? Yani özellikle takacağımız bölgeye yakın olan yerlerde bülün patlaması sonucunda hava kaçağı olabilir. Tomografiyle değerlendirilmesi lazım hastanın. İkincisi ise, üçüncüsü daha doğrusu, plevral yapışıklıklar. Akciğer parenkim ile plevral arasındaki yapışıklıklar da kontraindikasyon olarak kabul edilir. Eğer hasta çok detaylı incelenmemişse özellikle tüp takılırken ciddi sıkıntılarla karşılaşılır. Lokalize olan bir takım ampiyemler vardır ve amfizemler vardır. Bu da kontraindikasyon olarak kabul edilir. Çünkü tüpü takarsanız hastada sonu gelmeyen bir hava kaçağıyla karşı karşıya kalırsınız. Ve klasik bir numara koagülopati gibi cerrahi alanda cilt enfeksiyonu. Bunların hepsi kontraindikasyon olarak kabul edilir. Tabii bütün bunları gözden geçirirken hiç söylememe gerek yok. Öykü artı fizik muayene son derece önemli. Trombosit sayısına bakmanız lazım. Protrombin zamanına bakmanız lazım. Tercihen yoğun bakım ünitesi ve ameliyathanede takılır. Yani biz serviste de çok tüp takmışlığımız vardır. Ama uygun değildir. Bugünkü protokoller çerçevesi içerisinde hastanın monitöre ihtiyacı vardır. Non-invasive monitorizasyon ve mutlaka bir saturasyon olması gerekir. Ve unutmayınız, bütün bu girişimlerde hastaya sedasyon artı lokal anestezi yapılıyor. Bazı insanlar sedasyondan korkarlar. Hiç korkmanıza gerek yok. İnsanlar bu ilaçları gayet iyi tolere ederler ve aynı zamanda en önemli olan şey bu durumda konfordur. Çünkü konfor bu işlemin başarısını artırır ve aynı zamanda sadece hasta değil, aynı zamanda doktorun da konforunun artması gerekmektedir. Sistem ne kadar yoğun bakım ünitesi ameliyathanede olursa o derecede aynı zamanda güvenlik
söz konusudur. Herkes kendini güvende hisseder. Steril, ağrısız bir ortam sizin başarınızı mutlaka arttıracaktır. Cerrah tek başına tüp takabilir ama mutlaka monitörü ve ek olarak görevin ihtiyaç duyulan başka bir malzeme olacağı zaman ne olması lazım? Yanında mutlaka bir hemşire olması lazım. Genellikle çömezlere tüp taktırırken iki kişi beraber takılabilir veya bir kişi dışarıdan onu kontrol edilebilir. Ama mutlaka tüpün bağlanması ve monitörün izlenmesi için bir hemşire olması şart. Tek başınıza kahramanlık yapıp hem monitörü hem de aynı zamanda hastayla ilgili işlemleri yapacağız diye bir şey asla aklınıza gelmesin. Safety first. Peki tüpün numarası kaç olacak diye soracak olursanız. Şimdi burada iki aşamada bunu görelim. Bunlardan bir tanesi infant, artık küçük çocuklarda söz konusu olduğu zaman en düşük tüp numaraları. Bu her zaman bulunmaz ama 8-12 olması gerekir. Büyük çocuk ve erişkinlerde yavaş yavaş numara artmaya başlar. Büyük çocuk ve daha doğrusu gençlerde diyelim 16-20. Normal erişkinde 24-32. Büyük yetişkinde, yani kocaman vatandaşlarda, şişman, vücut alanı yüksek olanlarda o zaman ne kullanılacak? 36-40'a kadar kullanılır. Şimdi bu detaylı bilgi. Kestirmeden olacak bilgi ise gayet basit. Şöyle, erişkinlerde 28-32, çocuklarda 16-24. Ben genellikle kullandığım şey şudur. 32 tüp erişkinler için gayet iyidir. Herhangi bir sorun oluşturmaz. Eğer çocuğun boyu biraz büyükse, yani 16 yaşlarına kadar gelmişse, vücut alanına bağlar. 24 daha uygundur. Ondan sonra daha aşağıya gidebilirsiniz. Ama aklınızda kalması gereken şey erişkinler için 28-32'dir. Bunun alt sınırından 4 çıkartırsınız, 24'e ulaşırsınız. 24'ten de geriye doğru gidersiniz. Benim çok üzerinde durduğum şeylerden bir tanesi şudur. Herhangi bir lokal işlem yaparken yapmanız gereken en önemli şey lokal anestezidir. Ve hastanelerin çalışma ortamlarına bağlı olarak hastaya hemen lokal anesteziyi yaparlar ve adamın üzerine çullanırlar. İnterkostal yaralığı geçmek o kadar kolay değildir. Hatta ben özellikle bıçaklama olaylarında nasıl olur da insanların bu interkostal yaralıkları çok rahat geçebildiklerini veya tornavida kullanılarak yapılan bu kesici yaralanmalarda nasıl o alanları geçebildiklerini anlamış değilim. Ne gibi bir öfke, nasıl bir şiddetle oraya alanı geçebildiklerini tahmin edebilirsiniz. Çünkü eğer bir kez tüp takarsanız o interkostal aralıkta karşılaştığınız dirençle bu bıçaklama denen hadisenin, özellikle toraks duvarını penetre eden bıçaklamaların, hatta kostaları kesen, kıran bıçaklamaların ne kadar güçlü olduğunu gayet iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi lokal anestezi klasik olarak birisi tüp takmaya gittiği zaman işte yok biyopsi yapmasından tutun şunu yapın. Hastayı boyar, boyadıktan sonra lokal anesteziyi yapar, lokal anestezi bekledikten sonra şöyle 1-2 dakika bile beklemez. Hadi birkaç dakika bekleyelim derler işte, ama bir türlü o süre yeterli düzeyde beklenilmez. Yani lokal anestezi etki etmez. Onun için benim şöyle bir şeyim vardır. Ben önceden hastaya lokal anestezi yaparım. Yani gittiniz, hastayı gördünüz. Ondan sonra biraz sonra anlatacağım. Yerinizi saptadınız. Öncelikle ve öncelikli olarak lokal anestezini yapın. Geri kalan lokal anesteziyi de işlem öncesinde tekrar yapmak üzere ayırın. Böylelikle siz lokal anestezi yaptıktan sonra işte setiniz geldi, tüpleriniz geldi, sualtı direnç setiniz geldi, dikişiniz geldi. Mutlaka bunlardan bir tanesi eksik olur, aranır. İşte bu süre içerisinde, yani 5 dakika, 10 dakika içerisinde de lokal anestezi etki eder. Ve böylelikle adamı da bağırta bağırta tüp taktıramazsınız. Çok şiddetli ağrı duyabilir hasta. O kadar ki ben bu torak tüpü takılırken hastanın doktorun bacağına, hatta cinsel organına bile eliyle taciz ettiğine şahit olmuş insanlardan birisiyim.
Yani bir yandan hasta bağırıyor, bir yandan doktor bağırıyor. Böyle enteresan ve bir komik durumla karşı karşıya kalınabilirsiniz. Her şeyden evvel bütün malzemeler tam olacak. Ondan sonra bir tepsiniz olacak. Tepsiniz size yakın olacak. Hastanın yatağını kaldıracaksınız. Yatak başında yükselteceksiniz. Ve özellikle kolu da hiperabdüksiyonda olmalı ki hiperabdüksiyonla beraber interkostal aralık açılsın. Bu işte gördüğünüz hiperabdüksiyon bu şekilde oluyor. Bazen hastaya oturup pozisyonda da takma şansınız olabilir. Özellikle pleural efüzyonlar için de bazen bu pozisyon tercih edilir. Bakın işte bu da oturup pozisyon. Yani sonuçta bir hiperabdüksiyonda ya da oturup pozisyonda yapma şansına sahipsiniz. Bu özellikle dediğim gibi interkostal aralığın açılmasını sağlar. Ve aynı zamanda bu lateral dekübit pozisyonunda hiperabdüksiyonla tüpü taktıktan sonra hastayı bu pozisyonda bırakarak aynı zamanda drenajı da gayet rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi gelelim nereden takacağız? Tüpün yeri çekileceği zaman özellikle pneumotoraks için söz konusu olan yer midklaviküler hatla ikinci interkostal aralığın kesişim yeridir. Ve dolayısıyla bu durum içerisinde en çok söz konusu olan hadise özellikle estetik amaçla pek tercih edilmediği söylenir. Fakat gelişen kateter sistemleriyle küçük insizyonlarla bu iş halledilmiştir. Aynı zamanda vasküler yaralanma, onlardan da bahsedeceğiz. Biraz korkulduğundan dolayı bu midklaviküler hattan biraz uzak durulmaktadır. Ama özellikle pneumotoraks için gelişen ekipmanla beraber çok daha rahat bir şekilde kullanılabilir. Genellikle bir de mid axillar hat vardır. Mid axillar hatla özellikle 3. 5. interkostal aralık girişim yeri tercih edilir. İşlem başlamadan önce mutlaka kostaları saymanız gerekiyor ve giriş yerini marka kalemiyle işaretlemeniz bence çok uygun olacaktır. Özellikle axillar bölge niye seçiliyor onu da söylemem lazım. Axillar bölgenin seçilmesine gene uygun olur. Kas dokusu daha az bu bölgede. Böylelikle geçiş gayet rahat olabilir ve interkostal aralık daha geniştir. Cerrahlar bu yüzden midklaviküler hattı zarazan midaksiller hattı daha tercih ederler ve aynı zamanda tüpü yukarı doğru yönlendirme şansı da vardır. Bu arada bu midaksiller bölgeden bahsederken buradaki bir güvenli üçgenden de bahsetmemiz lazım. Bu güvenli üçgen dediğimiz şeyin sınırları toraks duvarındaki kaslarla sağlanmaktadır gördüğünüz üzere. Bu üçgenin özellikle latissimus dorsi kasının lateral kenarı veya pardon anterior kenarı ve bunun yanında pectoralis majorun de lateral kenarı ve meme ucundan geçen bir horizontal hat, bu da 5. interkostal aralığa denk gelmektedir. İşte bu üçgen güvenli üçgen olarak kabul edilir. Apex bunun tam üçgenin de aksillanın hemen altında olan bölgededir. Dolayısıyla bunu kullandığınız zaman böylelikle 5. interkostal aralığı da gayet rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Ek olarak da bunun üzerinden sayarak 4-3 diye hem yukarıdan hem aşağıdan sayarak ne yaparsınız? Giriş yapacağınız yeri tespit edersiniz. Ondan sonra cilt boyanacak, dezenfeksiyon yapılacak ve cerrahi alan ölçülecek. Ve daha önce markerladığınız yeri tekrar sayıp yapacaksınız ve enjektörle ilk önce 5-10 mililitre kadar bir lokal anestezik madde alacaksınız. Ve ondan sonra bunu vereceksiniz. Ama vereceğiniz hattında büyük önemi var. Burada ufak tefek şeyler var. Bir kere her şeyden evvel bir miktar enjektörü içerisinde sıvıyla beraber direkt olarak hemen kostanın üzerinden sıyırarak gitmeniz gerekiyor. Kostanın üzerinde sıyırmanızın sebebi de özellikle kostanın altından girmemeniz gerekiyor. Burada sinirler var. Ve arter var. Özellikle interkostal arter var. Bazen çok ender olsa da interkostal arter yaralanabilir ve kanamaya neden olabilir. Direkt olarak bu bölgeden geçip öncelikle havanın olduğu yeri saptadıktan sonra enjektörü çekip enjektörün içerisinde hava kabarcıklarını gördükten sonra emin oluyorsunuz. Ve sonra çekerken de aynı şekilde yavaş yavaş interkostal aralık. Interkostal aralığı oldukça fazla lokal anestezi vermeniz gerekir. Asıl ağrılı işlemin olacağı yer olur. Cilt altı ve cilde de yapabiliyorsunuz. Şimdi tüpü takarken başka bir yöntem daha var. O da şöyle. Diyelim ki siz bu
aralığı seçtiniz ve bu aralıktan gireceksiniz. Hedefiniz burası. Hemen onun altında olan bir yerden başlayarak aynen burada gördüğünüz üzere hafif oblik tutarak iğnenizi kostanın üzerinden sıyırarak girdiğiniz zaman kıtır kıtır sesler gelecektir. Ve hatta biraz dik kullanarak şu açıyı kullanabilirsiniz. Biraz daha iğnenizi aşağıya doğru eğerseniz bu açıyı kullanabilirsiniz. Neden? Çünkü giriş yeriniz burası olacağından dolayı burada tamamıyla bu hava hattını çektikten sonra kapatacak, tüpü çektikten sonra hava giriş çıkışını engelleyecek bir flap yaratırsınız cilt ve cilt altından. Dolayısıyla gayet rahat bir şekilde bir daha da hiçbir şekilde hava kaçağı oldu. Tüple işte yara yerinden hava kaçtı, oradan hava geliyor gibi sıkıntılarla tamamıyla uzak kılırsınız onlardan. Bu da önerilen yöntemlerden bir tanesidir. Torosentezimizi yaptık. Enjektörün pistonunu çektik. Hava geldi. Ondan sonra katlara lokal anestezi verdik. İnsüzyo yapmadan önce de mutlaka ve mutlaka hastanın anestezi düzeyini kontrol ediniz. Yoksa adamı canlı canlı kesmenizin hiçbir anlamı olmaz. Ve özellikle insüzyon yeri bölgesine iyice lokal anestezi verdiğinize emin olmanız gerekir. İlk önce burayı bir bistürüyle açıyorsunuz. Bistürüyle açtıktan sonra bu bölgeyi klemple dekole ediyorsunuz. Yani bu bölgeyi, şuradaki bölgeyi yavaş yavaş elinizle açıp kapatarak klempi dekole ediyorsunuz. Açıyorsunuz, ayırıyorsunuz katları birbirinden ve kostayı hissederek interkostal aralığa geliyorsunuz. İşte bahsettiğim hareket bu. Açıyorsunuz bunu. Açtıktan sonra da klempinizi açıp kapatarak küt diseksiyonuna bu bölgeyi geçiyorsunuz. Hatta parmağınızla bu bölgeyi hafif genişletiyorsunuz. Cilt cilt altını genişletmek kolaydır. Ondan sonra asıl bölüm şu interkostal aralığa geldiniz. Interkostal aralığa geldikten sonra klempi biraz yüklenerek bu bölgeyi trakteye geçmeniz lazım. Geçtikten sonra da gene klempinizi açarak bu alanı genişletmeniz gerekiyor. Deliği genişletmeniz gerekiyor. Sonra gerekirse parmakla da aynı şekilde genişletme şansına sahipsiniz. Sonrasında ise ne yapıyorsunuz? Sonrasında şunu yapıyorsunuz. Asıl yapacağınız işlem bu. Klempin ucuna, düz klempin ucuna veya portekünün ucuna, portekünün dişlerinin arasına tüpü sıkıştırıyorsunuz. Ve şu olmaması gerekiyor genelde. Çünkü bu biraz sıkıntı yaratabilir. Bu alanı mümkün olduğu kadar şu görüntüden uzak tutmanız lazım. Çünkü bunun tamamıyla şunun içerisinde olması lazım. Dolayısıyla bu mesela daha geniş bir alanı ifade ediyor. Bu alanı mümkün olduğu kadar azaltırsanız o kadar kolay geçebilirsiniz. Bu işin sırrı özellikle şu parmak hareketine gerek duyabilecek nitelikte klempi açıp interkostal aralığı gayet etkin ve yetkin bir şekilde kullanmak ve ondan sonra da tüpü oradan rahat geçirmektedir. Eğer bu deliği küçük yaparsanız tüpü geçirmekte zorluk çekersiniz. Çünkü parmağınız da olsa o klempin ucu tüple beraber daha büyük bir alanı kapsayacaktır ve oradan geçişi de zor olacaktır. Bu nedenden dolayı özellikle bu deliği mümkün olduğu kadar büyük yapmakta fayda var. Ama kocaman yapıp hava giriş çıkışına da sebep olmamak gerekir. Bunu tabii zaman ve tecrübeyle öğrenilecek olan bir hadisedir. Ve zaten interkostal aralığı trakteye geçtiğiniz andan itibaren hava ve sıvı gelecektir. Özellikle burada pleurayı geçtiğinize emin olmanız gerekiyor. Çünkü eğer pleurayı geçtiğinize emin olmazsanız o zaman ne olacaktır? Tüpü ekstra pleural olarak yerleştirebilirsiniz. Tüp yani pleural kavitede değildir. Ekstra torasik de yerleştirebilir ama ekstra torasiği ben görmedim. Biraz sonra komplikasyonlardan bahsedeceğiz. Onları da anlatacağım. Ekstra torasik oldukça zor. Ne olursa olsun bir şekilde insanlar interkostalları geçerler. Fakat asıl önemli olan pleurayı geçip oradan hava geldiğine emin olmaktır. Tüpünüzde yerleştirdikten sonra hemen tüpü hemşireğinize uzatıyorsunuz. Hemşireğin aradaki konnektörüyle beraber su altı drenaj borusunu getiriyor ve buna bağlıyor. Fakat bir kere şunu söylemeyi unuttuk. Bu tüpte her zaman için bir klemp olması lazım. Distali mutlaka klempli olması gerekiyor. Bütün her şey takıldıktan sonra klemp açılıp kontrol edilir. Özellikle sıvının tamamıyla boşalması istenmez. Pleural efüzyon varsa yavaş yavaş açarak akciğerin genişlemesine izin vermek gerekir. Bunun sebebi de nedir? Bunun sebebi de şudur. Re-ekspansiyon ödemi diye bir şey vardır. Akciğer genişleyip
birdenbire kan akımı oraya geldiği zaman kişide ödem olabilir. Ani öksürük tablosu, hasta istemsiz bir şekilde öksürmeye başlar ve nefes darlığı olur. Bu durumda hastaya hemen steroid yapılması gerekir. Daha sonra ne yapacağız? Tüpü tespit edeceğiz. Bu işlemi yapmadan önce, tüpü tespit etmeden önce bazı kişiler önce dikiş atarlar. Yani dikişlerinizi hazırlamanız gerekiyor. Birincisi tespit dikişidir. Tüpe bağlarsınız. İnsizyonunu böyle kabul ederseniz sizin dikişiniz yanda durur. Ve bunu tüpe bağlayacak şekilde uzun bırakırsınız. Bu tespit dikişidir. İkincisi ise matrix dikişidir. Matrix dikişi de nedir? Matrix dikişi de yara yerlerinin uçlarından geçen dikişlerdir. Ve tüpü çektikten sonra bunu bağlayarak ne yaparsınız? Böylelikle hava giriş çıkışını engellemiş olursunuz. Ama biraz evvel söylediğim gibi cilt ve cilt altı tünelini gayet iyi yaparsınız ve hafif oblik yaparsanız tüpü çeker çekmez cilt ve cilt altı sizin bu yolunuzun üzerine düşer ve böylelikle herhangi bir sıkıntı olmadan, hava kaçağına sebep vermeden tüpü çektikten sonra işlemi sonlandırabilirsiniz güvenli bir şekilde. Bakın parmağınızı sokup genişleteceğini söylemiştim ama bu insizyonun 1-1,5 santim olması lazım. Bakın buradaki insizyonun büyüklüğüne bakın. Ve adamın parmağının da maşallahı var. Neredeyse iki parmağını sokmuş. Bu kadar genişlik bence biraz fazla. Bakın bu daha makul bir insizyon. Ve aynı zamanda gördüğünüz üzere kişi bunu parmağını da sokmuş. Ve böylelikle bakın bu parmağı sokma ve burayı genişletme aşaması tüp takmanın en stratejik bölümüdür. Eğer burayı yeteri kadar genişletmezseniz acayip zorluk çekersiniz. Plevral kaviteye geçseniz, girseniz dahi bu bölge tünel, cilt altı tüneli gayet iyi açılmadığından dolayı ve interkostal aralık kapanabileceğini hesap ederek kas olduğu için özellikle buna dikkat etmenizi öneririm. Bu da gördüğünüz üzere son halimiz. İki tane dikişimiz var. İki tane dikişimizi de kullandık. Ve sonuçta ne oldu? Pansumanı kapatmaya hazırız. Şimdi burada bir pomat mevzusu söz konusu olacak. Onu da küçük bir not olarak sizlere ileteyim. Tüpü taktıktan sonra kontrol etmemiz gerekiyor. Hava giriş çıkışı nasıl, osilasyon veriyor mu? Su altı drenaj sistemlerinde de buna bahsedeceğiz. Tüp kontrolünü yaptık. Ve ondan sonra pansumanı kapatmadan evvel pomat sürüyoruz. Pomadın tek bir amacı vardır. Hava giriş çıkışını engellemektir. Çoğu insanda aklına gelir. Acaba bu pomatla krem arasında ne fark vardır diye. Onu da size kısaca anlatayım. Bir kere her şeyden evvel burada da pomadın niye kullanıldığını tekrar edeyim. Bu hava giriş çıkışını engellemek amacıyla. Krem daha çok su bazlı maddelerden oluşur. Ve viskozitesi yüksektir. Biraz daha cıvıktır. Akışkandır, öyle diyeyim size. Buna karşılık pomakta ise nedir? Daha koyu, kıvamlı, akışkan değildir. Ve kreme göre daha uzun süre kalır ve cilt altına da geçebilir. Bizim için hiçbir sakıncası yok. Halbuki krem ise tamamıyla ciltte kalır. Aradaki en önemli fark budur. Genellikle antibiyotik pomatlar tercih edilir. Ama dediğim gibi pomat olan bir şey gayet yeterlidir. Ne kullanacaksınız diye soracak olursanız işte lokal anestezik de olabilir. Hem kişinin ağrısını da azaltılabilir ya da teramisin pomat. Ne varsa pomat onu sürebilirsiniz. Yani steroidli pomatları pek kullanmanızı önermem. Ne de olsa adı üzerinde steroid. Şimdi tüpümüzü kontrol ettik, pansumanızı kapattık. Hastaya bir PA akciğer grafisi çektik. Akciğer grafisinde tüpün yerini ve aynı zamanda kink yapıp yapmadığını mutlaka kontrol etmek gerekir. Kink böyle katlandığı zaman genellikle tüp çalışmaz. Osilasyonu biraz zayıf olabilir. Bu durumda tüpü bir miktar geri çekmek lazım. Normalde kişinin göğüs kafesine ve apekse olan mesafeyi kontrol ederek tüpü biliyorsunuz yukarı doğru apekse doğru yönlendiriyoruz. Yani mid aksilerattan takılsa dahi
Esas olan şey şudur, tüpü yukarı doğru apex'e yönlendirme şansına sahipsiniz. Daha sonra akciğerlerin ekspansiyonu için solunum egzersizleri, spirometre, triflow, fizyoterapi vesaire önemlidir. Hasta aynı zamanda ne olur? Lateralde iki büt pozisyonda yatar, mobilize edilir. Peki acaba komplikasyonlar nedir? Komplikasyonlardan da bahsedelim. Şimdi bir kere birincisi, bu hastada en temel komplikasyon ne olabilir? Tüp çalışmaz, büyük olasılıkla kink yapmıştır ve aynı zamanda bundan dolayı yeteri kadar drenaj söz konusu değil. Komplikasyonlar çok ender değildi, %3 ila 8 oranında görülür. Özellikle tüpün yerleşim yeri sıkıntılı olabilir, aşağıya gitmiş olabilir. Buna da mal pozisyon adını veriyoruz. Yani pozisyonda bir bozukluk var. King ve mal pozisyon. Altı, hemen hava giriş çıkışına bağlı olarak cilt altı amfizemi geliştirilebilir. Ama dediğim gibi tüneli oblik açarsanız böylelikle çok fazla hava giriş çıkışı olmaz. Dördüncü sesse interkostal aralıkta kanama olabilir. Ve bu bölgedeki siniri hasar vermiş olabiliriz. Ve bunun sonucunda ne olur? Kişide ağrı meydana gelebilir. Daha sıkıntılı olan hadiselerden bir tanesi de şudur. Hastada parankim hasarı meydana gelir. Parankim hasarı sonucunda akciğerini ne yaparsınız? Delersiniz. Bunun sonucunda da hava kaçağı, alveoler fistül olur ve bunun sonucunda meydana gelebilir. Ender olsa da tüpü diyafragmaya zarar verebilirsiniz veya diyafragmanın altına takarsınız. Bu da mal pozisyon olabilir. Diyafram haricinde başka nelere? Kalp ve büyük damarlara hasar verebilirsiniz. Bu torakal denilen aletle büyük bir aort yaralanması da söz konusu olabilir. Ender de olsa görülebilir. Eğer apex'e çok fazla giderseniz sempatik sinir sistemi zincirine hasar verebilirsiniz ve kişide Horner sendromu çıkar. Tabii kalp ve büyük daralmaların yanında yani çok ender olarak da trakea ve özofagus ki bunların hiçbirisini görmedim ama şiddetli kanamaya neden olan büyük damar yaralanmasını görmüş olan bir kişiyim. Bir de özellikle mal pozisyon diyaframın altına yani subdiyafragmatik alana takılması hiç endel değildir inanın. Hemen karaciğerin üstünde ne kadar şanslı olduğunu kişi akciğer filmini gördükten sonra anlar. Çünkü karaciğere daldığınız andan itibaren çok şiddetli bir kanama ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Sonra da bu işten ucuz kurtardığınıza dua edersiniz. Başka türlü bu sistem çalışmaz çünkü. Zaten tüpün çalışmadığı bellidir ama bir şekilde kişinin acelesi vardır. Hemen ya tam ben gideyim sonra bir akciğer filmi çektirip bana haber verin der. Gider ondan sonra bakar ki tüp subdiyaframatik. Burada değişik tüp mal pozisyonlarını gösteriyorum size. Bakın burada tüp mediastine çok fazla girmiş ve kalbi irite edecek hale gelmiş veya kişide atrial fibrilasyon gelişmiş. Bu da meşhur subdiyaframatik bir tüpümüz. Gene aynı şekilde burada gene bir subdiyaframatik tüpümüz var. Ve bunlar radyolüsen çizgisi vardır. Bakın tüpü görüyorsunuz. Bakın ufak değil ciddi büyük bir kink olmuş. Ne kadar sokulmuş içeri. Bu tüp tabii şu hattı koruduğundan dolayı çalışıyor. Ama böyle bir filmle karşılaşmamak lazım. Kabaca himotoraksin derinliğini ölçmek gerekir. Burada da gördüğünüz üzere bebekte bakın tüp nasıl kink yapmış. Bu da gerçekten çok uzun gelmişti. Bunun üzerinde delikler var biliyorsunuz ve bu deliklerden dreni oluyor. Genellikle eğer böyle küçük birisine takacaksanız eğer tüp uzunsa tüpü kesebilirsiniz. Gayet basit. Çözümü bu. Bu da bakın gayet güzel bir şekilde yerleştirilmiş tüp. Gördüğünüz üzere tamamıyla apex'e doğru gitmiş ve gayet rahat bir şekilde çalışan başarılı bir tüp. Bir de sizlere basitçe trokarları göstermek isterim. Bu trokarlar içinde aynı zamanda kesici bir delici bir metal çubuk içerir. Etrafında da tüp vardır.
hem bir guide var vazifesini görür, hem de aynı zamanda herhangi bir şekilde işte klempe, portegüye gerek kalmadan küçük bir cilt insizyonu yaptıktan sonra buradan bunu yüklenirsiniz. Bayağı yüklenirsiniz. Hani harç diye girer. Mesafe çok önemlidir. Mesafenin önemli olmasının sebebi şudur. Özellikle hemitoraksın çapına dikkat etmek gerekir. İşte büyük damar yaralanmalarını engellemek amacıyla. O yüzden çok kontrollü bir şekilde girilmesi gerekir. Yurt dışında genellikle bu uzun olanları pek tercih etmezler der. Onlardan dolayı genellikle bunu tercih ederler. Daha kısa olanı tercih ederler. Ve böylelikle bu içindeki metal kesici kısımda bunu soktuğunuz andan itibaren sonra metal şeyi çıkartırsınız ve tüp içeride kalır. Yönlendirmesi de aslında gayet kolaydır. Bunun haricinde bir de plöriken diye bir sistem vardır. Bu da Seldinger tekniğiyle plevral kaviteye girdikten sonra Seldinger kılavuz içeride kalır. Onun üzerinden ilerletip küçük bir kateter koyarsınız. Kateterle plevral efüzyonu boşaltırsınız. Yalnız bunların bir kısmı bir müddet sonra yeteri kadar drenaj yapmayabilir. Ona dikkat etmek gerekir. Yani belki daha sonrasında yeniden bir tüp torakostomiye ihtiyaç duyabilir hastalar. Bu da neden kostanın üzerinden girdiğimizin göstergesi. Çünkü neden bizim kostanın üzerinden girdiğimiz zaman kostanın altında yalan bu ven, arter ve siniri zedelemiyoruz. İnterkostal arter kanaması hiç fena bir kanama değildir. Yani bıçaklanıp çok ciddi hemotoraks olanları da görmüşümdür. Tüpten sonra da kanama olabilir. Fakat bunun şöyle bir avantajı vardır. Bir şekilde diyelim ki siz bu bölgeyi şey yaptınız, zedelediniz. Genellikle tüpü taktıktan sonra bu bölgede bir kompresyon oluşur ve dolayısıyla oradaki zedalanmış olan damarı da bir yerde kapatmış olursunuz. O dönem içerisinde de tromboz olur. Dolayısıyla bundan çok fazla korkmamak gerekir. Kullanılan, en sık kullanılan su altı drenaj sistemi budur. Bu su altı drenaj sisteminde tek bir chamber vardır ve buna belli miktarda sıvı konulur ve böylelikle bu yukarıdaki hastadan gelen bağlantının su altında olması gerekir ve su altı lafı da oradan kaynaklanmaktadır. Bir sonraki derste su altı drenajı dersini tavsiye ederim. Çünkü orada gerçekten detaylı bilgilere ve önemli noktalara sahip olacaksınız. Bunları çok kolay başka yerlerde bulacağınızı zannetmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Tüpü çekerken mutlaka iki kişi olmak lazım. Kontrol akciğer filmi çektirdiniz. Hasta gayet iyi. Ondan sonra geldiniz, tespit dikişini kestiniz. Diğer arkadaşınız da matris dikişini elinize aldı. Hastaya nefes almasını, nefesini tutmasını söylüyorsunuz, hatta akındırıyorsunuz. Ondan sonra hızla bir elinizle tüpü çekerken diğer elinizle tüp çıkar çıkmaz yara dudaklarını kapatıyorsunuz ve diğer arkadaşınız da gelip hemen matris dikişini bağlıyor ve bu işlem bitiyor. Evet, benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalın.